Zeytin Dalı operasyonun birinci ayını doldurdu. Bu süre içerisinde birçok manipülasyon ve sosyal medya üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karalama kampanyaları başlatıldı. Birçok yalan haber yayınlandı. Bunlara alet olmamak ve sizlere doğru bilgileri verebilmek için güvenilir adreslerden ve resmi kaynaklardan edinilen bilgilerle bir ayın bilançosu şu şekilde yazılmaktadır. Harekatın başlangıcından itibaren hava kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK, KCK, PYD, YPG ve DAEŞ terör örgütlerine ait 674 hedef imha edilmiştir. Harekat kapsamında şu ana kadar bölgede elde edilen bilgilere göre en az 1715 PKK, KCK, PYD, YPG ve DAEŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Terör örgütü mensupları ile ilgili girilen çatışmada Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bugüne kadar 32 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş ve 170 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Zeytin Dalı harekatının büyüklüğü ve zorluğunun anlaşılması için birkaç örnek vermek gerekirse, Körfez Savaşı, Kıbrıs Harekatı ve Saddam'ın yakalandığı Irak Savaşı'nı aklınıza getirin. Bütün bunlardan daha hararetli ve savunması güçlü bir savaş söz konusu. Güvenlik ve strateji uzmanı Abdullah Ağar'ın yapmış olduğu açıklamada, "İkinci Dünya Savaşı sonrası en güçlü takimatlarla karşı karşıyayız," dedi. Kazılan hendekler, dikilen kuleler, el yapımı tuzaklı bombalar ve açılan tünelleri göz önüne getirin ve bunların üzerine terör örgütlerine karşı kullanılması için Amerika Birleşik Devletleri'nden alınan komplike silahlar ve güdümlü uçak savar füzelerini ekleyin. Bu arada şu ana kadar hiçbir terör örgütünün savaş uçağı olmadığı ve o güdümlü uçak savar füzelerini hangi terör örgütüne karşı kullanacakları konusunda açıklama yapamıyorlar tabi. Neyse, bu şartlardaki bir savaşta kayıpsız çıkmak imkansızdır. 31 kişi imkansıza yakın bir rakamdır. Başarılarından dolayı ordumuzu tebrik ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.